Efendim, Mardin'de kaşak çekilen elektrik hatlarını kesmeye giden ekiplerle mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı. Bir grup kadın ekipleri durdurabilmek için ölümü dahi göze alıp trafonun üzerine çıktı. Kaşak elektrik kullananlara arka çıkan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise bunu sanki bir temel hak gibi göstermeye çalıştı. Dedaş'ın Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de, Batman'da, Şırnak'ta, Siirt'te bölge atmalılarının durum maalesef devam ediyor. Dedaş'a hedef aldı. Kaçak elektrik kullanımını meşrulaştırmaya çalıştı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine rahat durmadı. Dedaş, şehirsel cezalandırmanın ötesinde kolektif cezalandırma yöntemine gidiyor. Tanrıkulu bölgedeki denetimler sırasında yaşananları da görmezden geldi. İşte Mardin Delik'ten gelen son görüntüler. Kaçak elektrik kullanıldığını belirleyip kesmeye giden ekiplerin yolu mahalleliler tarafından kesilince arbede yaşandı. Ekipler jandarmadan yardım talep etti. Bir grup kadın da kaçak elektrik hatlarının kesilmesini engellemek için ölümü göze alıp trafo direğine çıktı. Yerli ve milli SİHA'lardan rahatsız olduğunu açıkladığı için kamuoyunda SİHA Sezgin olarak anılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, durumu fırsata çevirip kaçak kullanımı önlemek için verilen bu mücadeleyi eleştirdi. Bugün de Mardin ilinin Delik ilçesinin Kutluca Kısar Mahallesi'nde ve diğer mahallelerde trafoları söküyor borçlandırları. İnsanlar da susuz kalıyorlar. Kaçak elektrik kullanımını temel hak olarak nitelendiren CHP'li Tanrıkulu kesintilere tepki gösterdi. Elektrik en temel insan haklarından bir tanesidir. Hele hele bu yaz sıcağında insanları elektriksiz bırakmak, sudan, soğutmadan yoksun bırakmak kabul edilemez. Ben bir kez daha DEDAŞ yetkililerine sesleniyorum. Kolektif cezalandırmadan vazgeçin. DEDAŞ'ın bu zulmüyle mücadele etmeye devam edeceğiz.